Cevap fazla abdest mi var Naci? Fazla abdest mi? Üç kere ağzına, üç kere burnuna dalarım şimdi. Havai ulvi. Serinin son olduğunu düşündüğümüz videosunda selamlar. Seri boyunca bahsettiğimiz dizilerden bazıları nasıl ki tadında bıraktıysa bizim de bir şeyleri tadında bırakmamız gerek sonuçta. Fakat merak etmeyin, final videosu önceki videolardan bir tık daha uzun ve yorumlarda bahsettiğiniz dizileri internette içerdiği bilgi dozunda eklemeye çalıştık. Bizim bölükte çakallara ne yapıyorduk? Yo. Ne yapıyorduk? Laf kalabalığıyla sizleri sıkmadan hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. Sekiz numara. Türk malı. Kadrosundan ve birkaç sahnesinden ötürü bu diziyi hatırlamayanınız yoktur herhalde. En azından o jenerik müziği canlanmıştır aklınızda. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Binnur Kaya ve Şafak Sezer'in başrolünde oturduğu bu dizi 33 bölümde final yapmıştı. Finale götüren sürecin hikayesi ise oldukça enteresan. Dizi öncelikle çocukların zihinsel ve ahlaki yapılarını bozduğu gerekçesiyle Rütük tarafından cezalandırılıyor. İnanamadınız bir an değil mi? O zamanki Rütü'ye bak be. Şimdi televizyonda 17 yaşında bir liseliği hamile bırakıp kürtajla çocuğunu aldırıyorlar. Rütü'nün s**kinde değil nereden nereye. Neyse, setteki tartışmalar da işin katkısını getirmiş. Binnur Kaya ve Şafak Sezer'in arası bayağı kıldan inceymiş anlayacağınız. İşin sonunda Şafak Sezer'in Binnur Kaya'ya default çekmesi üzerine Binnur Kaya ağlayarak setten ayrılır. Ve 30. bölümde sözleşmesini feshederek diziden ayrılır. Sonrası daha enteresan. 30. bölümde ayrılan Binnur Hanım, 31. bölümde tekrar kendisini görünce Kuzey Production'a dava açmış. Dizi her ne kadar sürdürülmek istense de işler ceset sürüklemeye dönmüş resmen. Sonucunda ise dizi ekranlardan kaldırılmış. Oğlum yani insanın aklına iş girmez. Kıza söyleyeceksin, etik boyunu biraz aşağı indirecek. 7 numara. Geniş aile. Finali ve gidişatını en beğendiğimiz eski Türk dizisi bu olabilir sanırım. Zaten genel itibariyle baktığınız zaman Geniş Aile dönemine göre çok başarılı, sağlam bir diziydi. Günümüzde bile izlenebilirliği olan bu diziyi diğer sitcom ve komedi dizileriyle karıştırmayın. Çünkü bu dizinin yaptığı kara mizahı emin olun hiçbir dizi yapamıyordu. Pamuk bitti acı. Nasıl lan? Bam var mı yala? Ondan acı. Hep taşırım yanında. Şerif abininki de... Allah günah yazmasın yani. 108 bölümde final yapan dizinin sonunda şükufe devri falan bitiyor. Cevahir de Bilal de başka kıza aşık oluyorlar ve aşık oldukları Nilüfer ile Neşe birbirleriyle kardeş. Alemdar'ın kızlarıyla evlenen Cevahir ve Bilal en sonunda bacanak oluyor ve kavga bitiyor. Hadi bakalım. Öpüşün barışın hadi. Hadi. Allah aşkına yapmayın ben sabah. Bizlerin favorisi Zekai ve Pırıl'ı soracak olursanız son sezonda Pırıl bir dönem Şoray'la çıkıyor fakat sonrasında Zekai'ye geri dönüyor. Ayarsız Ulvi ve Sevo'ya gelecek olursak Ulvi ve Sevo boşanıyor. Sonra Ulvi Sevo'dan nafaka alıyor. Yok Sevo Ulvi'den değil, Ulvi Sevo'dan. Evet. Ya ailemizle bir hava almaya geldik. Zıvanadan çıkmayın. Ya sen bir cevap verir misin şunlara? Ailecek buraya geldiyseniz ev boştur tamam mı? Anahtarı versene. It was at this moment that he knew. He fucked up. Altı numara. Zengin kız fakir oğlan. Bu dizi aslında 130 bölümde final yaptı. Fakat sonrasında kanal değiştirdi ve Fox TV'de yeniden 1. bölüm adı altında başlamaya çalıştı. İstenen reyting yakalanamayınca da 6. bölümde tekrar final yaparak son verdi. Fakat bizler 130. bölüm üzerinden gideceğiz. Ben şirketi batırdım da elimde 5 kuruş para kalmadı. Niye kapıları kilitlemediniz Kemal Bey? Şükrü, saçmalama. Haydi işine bak haydi. İşim mi? Hala bir işim var Kemal. Dönemin padişahın kızının peşindeki kel olan hikayesi olan zengin kız fakir olan aslında normal bir finalle ekranlara veda etmişti. Biricik ve Nurhan finalde kavuşur. Sarp'ın bütün foyası ortaya çıkar. Nurhan bankadaki işinden kovulur. Kemal Bey emekliliğe ayrılmayı düşündüğü için şirketin başına Sarp'ı geçirir ve şirket denetimini de Nurhan'a verir. Dizi de böylece son yapar. Ufuk Özkan'ın parmağının değdiği her iş almış götürmüş valla. Büyük oyuncu. Üzülme hayatım ya. Sen bak benim hayatımda gördüğüm en dürüst, en çalışkan insansın. 5 numara. Hayat Bilgisi. 2003-2006 döneminin en hit dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi tam 137 bölümde final yapmış. Klasik bir lise dizisi olan Hayat Bilgisi'nin finalinde ne yazık ki kötüler kazanıyor. Ben konuştum hoca. İnna sabirin.
Bak işte yine sen konuştun. Amil Bey'in yazdığı dilekçe sonucu Afet Hoca'nın tayini çıkıyor ve şehirden ayrılıyor. Final ise geçmişten sahnelerle, anılarla sonlanıyor. Yani tayinle gelen tayinle gidiyor anlayacağınız. Dizinin final gerekçesi olarak ise bilgi olarak bir olay yok. Nasibiyle sonlanan nadir dizilerden. Bu kısmın metnini yazarken akılda canlanan tek şey ise tabii ki malumunuz cümle. Hoca camide. Tamam peki de hoca neredeydi Erkan Bey? Hoca camide. Hoca camide. Hoca camide hocam. Tamam öyle. 4 numara. Kavak Yelleri. Pinhani şarkılarını beynimize işleyen bu dizi yine bir lise dönemi dizisiydi. Aşkı Memnu'ya yıllarca sallayıp durduk ama Kavak Yelleri emin olun malum konuda ondan beterdi. Ulan aslanlarım benim be. Aslanlarım benim be. Aferin size lan. Aferin size lan. 170 bölüm süren Kavak Yelleri'nin finalinde hikaye olarak başladığımız yere geri dönüyoruz. Güven Öykü'yü geri döndürmeye çalışır ve Öykü babasıyla aşkı arasında kalır. Deniz ile Mine ise kızlarına kavuşur ve önlerinde son bir engel vardır. Boşanma davaları için beklenen gün gelir. Ekibimizin okuduğu o lise yıkılacaktır ve lisenin yıkılması tüm anıların tarihe karışması anlamına gelmektedir. Karakterlerimiz okulu kurtarmak için Pinhani konseri düzenler. Dizinin kapanış sahnesi ise tüm Seferihisar halkı, kadro ve Pinhani ile olmakta. 4 sezon dile kolay. Bir devrin Kurtlar Vadisi bu diziydi. Son, 2, 3, 4. 3 numara. Sihirli Annem. 240 bölüm 7 sezon süren Sihirli Annem dizisi hem karakterleri hem de evreniyle çok başkaydı. Aa, anne, ne işin var sabah sabah yatak odamızda? Baba? Bizim için Daphne Joy Foster'dan sonra sönmüş olsa da dizi hem kitlesinden hem de köşe yazarlarından mükemmel övgüler almış, final yaptığı zaman imza kampanyaları başlatılarak geri döndürülmeye çalışılmıştır. Çünkü eski absürt diziler kategorisinde en uzun dayanan ve günümüzün dram, şiddet, kaos dolu dizileri arasında kafayı dağıtmaya yarayan tek dizi Sihirli Annem'di. Exxen versiyonundan bahsetmiyoruz bu arada. Has Sihirli Annem'in finalini YouTube ve internet üzerinde 131. bölüm olarak görebilirsiniz. Fakat orijinali 7. sezon 240. bölüm finaliyle gerçekleşti. Final senaryosuna dair net bir şey internette yok. En gizemli gömülen dizilerden biri bu olabilir hatta. Çile'yi gerçek annesi sihirle almış ve ailedeki herkesin hafızasından silmiştir. Perihan, Periler Hanı görevinden bir süreliğine istifa etmiş ve tatile çıkmıştır. Dudu, kuzeni Pakize'nin gelişiyle birlikte Pakize ile sorunlar yaşamaya başlamıştır ve Perihan'ın geri dönmesi için kendini sihirle gençleştirmiştir. Kendini düzeltecek sihiri unuttuğu için de Perihan gelene kadar genç kalmak zorundadır. Öte yandan Betüş ve Sadık yıllar sonra kendi çocuklarına sahip olmuştur. Ailenin yeni üyesinin ismi Betüş'ün kaybettiği kız kardeşinin adı Eda'dır ve Eda da tıpkı annesi gibi bir peridir. Ben de bahçeye çıkacağım. Onları sihirleyip üzüntülerini azaltacağım. Hayatta her şey bir varmış, bir yokmuş. 2 numara. Acemi Cadı. Beklediğinizden çok daha kısa süren bu gençlik dizisi 58 bölümde final yapmış dostlar. Çoğunuz diziyi güzel hatırlasa da nefret edeni de oldukça fazlaydı bu dizinin. Karakterleri itici ve senaryoyu loop'a girmiş bulan insanların çokluğu azımsanmayacak ölçüdeydi. Onun hakkını şu arkamdaki güzel bayana verin. Sağ ol, yemem. Dokunuyor da. En sevdiğim kız tipi Asi. Final de harbiden saçma bir finaldi. Şöyle ki Ayşegül'ün kıl ve kötü versiyonu olan Ayşe Kıl, Ayşegül ile yer değiştirmeyi başarır. Bu Ayşe Kıl versiyonu öbür tarafta yaşamaktan kendi isteğiyle vazgeçmezse Ayşegül, ömür boyu sihirli dünyada kalacaktır. Ayşe Kıl önce Selda ve Melda'ya çektirir ve hayatı zehir eder. Okulda ise Toygar ve Tuğçe, Selim ile Ayşegül'ü ayırmak için planlar yapar ve başarmaya da yaklaşır. Selda ve Melda'nın sihirleri sayesinde Dilaver de kafayı tırlatır. Duman, dünyayı fethetme uğruna Selim'i kullanmaya devam eder. Evet, bahsettiğimiz final sanki devam edecekmiş de ben yarıda bırakmışım gibi bir etki yaratmış olabilir sizlerde. Fakat gerçek bu. Böyle bir anda kesilmiş gitmiş dizinin finali. Sonlanan bir hikaye veya olay yok yani. Sonlanan bir dizi var yalnızca. Finale dair kesin bir veri ise yok. Yani linçlerden mi yoksa reytingden mi belirsiz. Tek bildiğimiz şey Alfa Toygar sonuna kadar haklıydı. Bir neslin aşkı Toygar, yürü be koçum. En sevdiğim kız tipi. Kendine yetiyor. En sevdiğim kız tipi. Erkeğini kolluyor bir kere. En sevdiğim kız tipi. Baş kaldıran. En sevdiğim kız tipi. Sözünde duran. Ve bir numara. Ekmek Teknesi. Türk dizilerinde edebiyat ve mizahi replik işini getiren eski dizilerden biriydi Ekmek Teknesi. Herodot'uyla, Nusret babasıyla, Kirlisiyle, akıllarda hala yerini koruyan bu dizi finalinde beklenmedik ama oldukça anlam yapmıştı. Ben de seni şerefsizim. Şerefsizim. Dizinin finalinde Nusret Baba delilenip tüm kızlarını evlendirir.
Final sahnesinde ise Azrail ekmek teknesinden içeri girer ve Nusret Baba'ya bakarak beni tanıdınız mı? Babanız, babanızın babası, anneniz, annenizin annesi hepsi tanır beni der. Saati gösterir ve haydi gidiyoruz der. Gayet sade ve anlaşılır finale rağmen seyirciler diziden böyle bir final beklemiyordu zamanında. Fakat imgelerle aslında mesaj net bir şekilde verilmişti. Ek olarak bu bahsettiğimiz final bölümü 106. bölüm oluyor. Deliydik, divane olduk. Pervaneydik, ateş olduk. Yoktuk, var olduk. Finallerine dair bilgiler ve sahneler bulabildiğimiz eski Türk dizilerinden bu kadar dostlar. Yaparken en keyif aldığımız ve dört elle kurgusuna sarıldığımız seri kesinlikle bu seriydi. Büyük bir çoğunluk bizler gibi eski dizilere hasret ve özlem besliyor olacak ki istatistikler ve yorumlar cevabı büyük ölçüde bizlere gösterdi. Gerçekten bu dizileri mi yoksa o günleri mi özlüyoruz bilinmez. Fakat eskilerin her türlü daha güzel olduğu su götürmez bir gerçek. Videoyu beğendiyseniz ve içeriklerin devamı için destek olmak isterseniz abone olarak katkı sağlayabilir, algoritmaya like ile destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yahşi cazibe o, İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe o, bura İstanbul Yeditepe, kullan tepe tepe. Yahşi cazibe o. Osman'ım nereye gidersin? Ey Osman, nereye gidersin? Elinin körüne giderim Safiye. Ben sabahları bu saatte nereye giderim? Durağa giderim.